Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için fasulye kavurması tarifi vereceğim. Yumurtalı fasulye kavurması. Öncelikle fasulyelerimin uç kısımlarını temizledim. Temizledikten sonra şöyle verev olacak şekilde fasulyelerimi kıydım. Şu şekilde istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Böyle yapmayıp kırıp da yapabilirsiniz. Yemeklik olacak şekilde. Sizin tercih sizin. Şimdi diğer işlemle devam edelim. Tencereme 1 litre kadar su koydum. Suyum kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz atıp fasulyelerimi içine atacağım. Fasulyelerimi yumuşayana kadar haşlayacağım. Evet arkadaşlar, burada da 2 baş orta boy soğanımı yemeklik olacak şekilde ince ince doğradım. Ne ince ne kalın orta bir şekilde doğradım. Ocağımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi soğanımı tavamı ocağa aldım. Soğanlarımı şöyle 3 yemek kaşığı kadar, yani tatlı kaşığı yemek kaşığı büyüklüğünde sıvı yağ ilavesi yaptım. Daha sonra tereyağı da ekleyeceğim. Ama tereyağı yanmaması için şöyle önce sıvı yağ ile soğanlarımızı kavuralım. Evet arkadaşlar, şimdi tereyağı ilavesi yapıyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesi yaptıktan sonra soğanlarımızı biraz da tereyağı ile birlikte sotelemeye devam edelim. Soğanlarımız da kavrulmaya devam ederken şöyle bir yarım kapya biberi küçük küçük doğradım. Kapya biberimi ilave ediyorum. Hepsini soğanlarımla birlikte kavurmaya devam edeceğim. Biberim soğanımda iyice kavruldular. Şimdi fasulyesini ilave edelim. Böyle yumuşacık haşlamış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum. Şöyle bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böyle iyice karıştıracağım. Fasulyemi karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdım. Şöyle birazcık iç içe geçsin. Fasulye ile yağ birbirine kıvamı, lezzeti karışsın. Böyle bir 3 dakika kadar ocakta tutalım. Daha sonra yumurtalarını ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle kısımlara birer çukur açalım. Çukurlara yumurtalarımızı kıracağız. Böyle kırmış olduğum yumurtaları üzerlerine, yumurtanın üzerine de biraz tuz gezdirelim. Şöyle birazcık karabiber,
birazcık pul biber. Kapağını kapatacağım. Yumurtalar pişene kadar orta ateş alacağım. Yumurtaların pişmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar, yumurtalı fasulye kavurmamız işte servise hazır. Of of, mis gibi oldu. Tam ekmek bandırmalık. Akşama ne yapacağım diyorsanız işte sizlere yumurtalı tereyağlı mis gibi fasulye kavurması yapıp yiyeceklere afiyet, şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni yapmadan, yorum yazmadan geçmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.